Evet, merhabalar. Bugün Microsoft Flight Simulator 2020'de kısa sayılabilecek küçük bir uçuş gerçekleştireceğiz. Hem simülatöre bakacağız, neler oluyor, neler bitiyor. Hem de epey bir aradan sonra ben simülatörde uçmuş olacağım. Böyle hani simülatörde uçtum falan filanı sevmeyenler için oyunda uçak kullanmış olacağım da diyebiliriz. Her türlü şeye açığız. Çok ciddiye almıyoruz. Çok dalga geçer gibi de bakmıyoruz. Eğleniyoruz. Güzelce uçuşumuzu yapıyoruz. Şimdi bugün bizle beraber olan Diamond DA-40 uçağımız var. Burada karşımda görüyorsunuz. Güneş doğuyor. Biz şu anda Edinburgh'dayız. Edinburgh'dan Dundee'ye gideceğiz. Yukarıya, kuzeye. İskoçya'dayız. Şu uçağın içine geçelim. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, uçağın kokpitindeyiz şu anda. Burada bir adam bekliyor. Burada da pushbackçi bekliyor. Tabii ben bu uçağı çalıştırırken, ayarlarken, bir şeyler yaparken bu uçağın tip sertifikasını almış böyle bu uçağın uzmanı, gerçek hayatta bu uçakla uçan falan birisi değilim. Tamamen burada simülatörde yıllardır işte yaptığımız şeyler. O yüzden önce efendim şu CV'ci açmışım, sonra bunu kapamışım. Yok, o önce açılacakmış. Onlara tabii takılabilirsiniz yani, ama ben öyle çok iddialı, en iyi bunu, startup'ını ben biliyorum, en iyi ben çalıştırıyorum diye bir derdim yok. İçimizden geldiği gibi yapacağız. Bu açıklamaları yapıyorum çünkü yazıyorlar altına, işte öyle mi yapılır, böyle mi olur falan filan. Tamamen eğleniyoruz yani. Mesela ben gideceğim şimdi lak diye konta açacağım burada. Evet, sistemler açılıyor. Burada bu Garmin yazısı bile şuradaki cama yansıyor. Bakın şu ekran, onu bile yapmışlar adamlar. Enteresan. Şöyle açalım. Normalde avionics'leri açmadan, bu ekranları açmadan motoru çalıştırıyorduk. Motor çalışırken yüksek akım çekiyor herhalde. Bunları bozma ihtimali varmış ama kim takar onu yani şu an simülatörde. Öyle bir derdimiz yok şu anda. Bir şeyler ötüyor. Normal gözüküyor. Şu position lights'ı açalım. Strobe kapalı. Taksi kapalı. Bunları açarız. Şöyle biraz lambayı yakalım şuradan. Çok iyi bildiğim, alışık olduğum bir uçak değil ama biliyorum ki herhalde buradan Engine Master'ı açacağız önce. Fuel transfer, bunlar kapalı. Pitot, ona bakarız. Zaten çok bir seçeneğimiz yok. Throttle idle'da. Benzin selector normal. Trim'i de bakmışken ayarlayalım bu arada. Unutmayalım sonra. Şöyle bakıyoruz sağa sola. Çok da bir şey yok zaten. Uçuş planı zaten burada açık, girilmiş vaziyette. 2-4'ten kalkacağız. 2-4 şurası. Buradan herhalde, zannediyorum şuradan geleceğiz böyle. Çok da bir şey yok. Evet. Yakıt pompasını açalım. Biraz yakıt bassın. Evet. Şu anda pek bir vaziyet yok. Çalıştırabiliriz yavaş yavaş herhalde diye tahmin ediyorum. Hadi bismillah. Şöyle azıcık da, biraz da şöyle gaz verelim. Şöyle. Parking brake çekili. Hadi bakalım ne olacak. Evet, motor çalıştı. Şu yakıt pompasını kapatalım. Şunun kapağını kapatalım. ECU test mest etmiyorum. Bir şeyler yapmıyorum öyle, çok kasmıyorum. Pitot şu an kapalı. Kapalı dursun o. Hava fena değil. Taksi yapacağız şimdi. Flaps take off position'a getirelim flaps'i. Taksi ışıklarımızı açalım. Strobe'u piste yakacağız. Landing'i de piste yakarız. Testler mesle var ama onlara girmiyorum ben. Şu an normal gözüküyor. Bu adam buradan çekilecek mi bilmiyorum ama nasıl çekileceğini de bilmiyorum. Biz yavaş yavaş parking brakes'i de şuradan bıraktık. Aynen. Biz şöyle adamın yanından ince ince gidebiliriz yani.
Bilmiyorum o adam nereden. Ha, bunda view böyleymiş. Şöyle. Şimdi orada araba var. O araba çekilse de biz işimize baksak. Üstüme geliyor adam ya. Evet. Buradan taksi yolu şu herhalde. Dediğim gibi meydanın chartlarına falan bakmadım yani. Normalde çok böyle online uçtuğumuz zaman meydanın efendim chartlarına bakıyoruz. Bir sürü şeylere bakıyoruz. Meydan detaylarına bakıyoruz. Hava durumuna, her şeye yani her şeye çok detaylı bir şekilde bakıyoruz da şu anda böyle çok çabuk bir video yapayım dedim Flash simülatörü gösteren. Onu yapacağım için çok fazla öyle anormal detaylara girmiyorum yani. Hani oyun gibi. Yarı oyun, yarı real tarzda gidiyorum yani. Şöyle. Pist başına doğru. Gidiyoruz. Canlı hava durumuyla şu anda uçuyoruz. 2953 yerel altimetre. Şimdi buradan piste giriyoruz. Piste girerken landing lights'ı, strobe'u açıyorum. Taxi lights'ı kapatıyorum. Taxi lights da açık tutuluyor galiba bazen ama çok fazla uğraşmıyorum. Joystick'te bir olay var bunda. Normalde ben X-Plane kullanıyorum. Bunun bak böyle bir overrun yapıyor böyle. Oversteer yapıyor. Mesela ben şu anda full sol rudder veriyorum ama dönmüyor nedense. Herhalde dinamikleri farklı. Şöyle pisti ortaladığımızı kabul edelim. Ben burada önce heading'i senkronize ediyorum pist doğrultusuyla. Çünkü kalkıştan sonra otopilotu, hatta flight director'ı açalım şimdi. Otopilotu devreye aldığımız zaman o pist doğrultusunu muhafaza etsin diye. Bizim ilk tırmanacağımız, burada şu anda ne ATC var ne bir şey var. O yüzden çok uğraşmıyorum yani. 4000 fite tırmanacağız. Bu değeri tamamen kendim koydum şu an. Normalde bunları hava trafik kontrolörlerinden alıyoruz ama altimetrem doğru. Heading'im doğru. Bakıyorum. Yani çok bir şey yok. Burada normalde böyle motor testleri falan da yapılıyor. Ama onları yapmıyoruz dediğim gibi. Şunu da açalım. Flaps'lerimiz take off position'da. Trimimiz normal. Şuradan bakıyorum. Normal. Biraz kalkıştan sonra onu küçük manipüle etmek gerekiyor olabilir. Parking brakes released. Her şey normal. ECU test falan yapmıyorum dediğim gibi. Şu anda normal gözüküyor her şey. Şu CDI'yı da GPS'e alalım. Daha sonradan oradan gideceğiz. Transponder'ımızı da alive konumuna, altitude konumuna getiriyorum. Yani altimetre bilgisini de paylaşır hale getiriyorum. Şu anda tamam her şey. Hadi bakalım. Şöyle yavaş bir önce bir hafif bir veriyorum. Hafif şöyle bakıyoruz bir sıkıntı var mı? Yağ basıncında bilmem neydi. Rüzgardan dolayı bu pistte çok sağa sola oynuyor kalkışta. Şöyle açalım biraz daha. Şöyle açalım. Take off thrust set. Şimdi pist merkez hattını muhafaza edecek şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 70-75 knot gibi teker keseceğim pistten. Şu an pist üzerinde hızlanıyoruz. Rudder'la merkez hattı tutturmaya çalışıyorum. Joystick çok sensitif yani anormal sensitif şu anda. Bunun ayarlarına bakmamız lazım. Evet artık yavaş yavaş şöyle kesebiliriz. Alttaki ekrandan da bakıyorum durumuma. Mesela şu an trim çok aşağı pozisyonda kaldı. Biraz onu hemen joystick'ten şöyle trim veriyoruz. Şu anda tırmanış hızım 8-9. Hatta 90 knot gibi. Güzel. Flapleri toplamıyoruz daha. Bu şekilde devam ediyoruz. Hatta ben buradan heading'i açayım. Otopilotu da açayım. Hatta flight level change'e de basayım buradan. 90 knot'ta. Motoru da azıcık kısayım. Yük çünkü çok 90'a geldi. 100'lere geliyor. Şu anda gayet şahane bir şekilde Edinburgh semalarına tırmanıyoruz. Küçük uçak. Bu flapleri toplayayım ben yavaştan. Şöyle biraz daha hızlanabiliriz. Hatta airspeed'i biraz daha arttıralım. Şöyle. 95 knot gibi.
Şimdi bizim rotamıza göre sağdan dönüşle kuzeye doğru gitmemiz lazım. Şu anda deniz seviyesine yaklaşık 1000 feet yüksekliğe kadar tırmandık. Ben dönüşümü başlatabilirim. Şuradan şöyle önce bir 90 derece sağa dönelim. 3-0'a dönelim. Evet. Gayet güzel. Bakın burada zaten range'ten görüyoruz. Bakın şu pembe olan rotayı takip edeceğiz. Biz şu an buradayız. Çünkü bu şekilde kalktık rüzgardan dolayı. Ben küçük bir dönüş daha yapıyorum. Hafif kuzeye doğru. Bunları hep otopilotla yapıyorum yani. Çok öyle bir manuel uçayım falan filan şeyinde değilim. Ya grafikler gerçekten efsane yani. Efsane. Bakın burada kalktığımız pist. Edinburgh burası. Havada da bir trafik var. Onlara pek tabii şu an aldırış etmiyoruz yani. Tamamen simülatörü görelim edasıyla. Şöyle biraz daha yukarıda kalkalım. Şöyle uçağımızın içine de bakalım. Oh. Şunu gerçek hayatta ne kadar yapmak isterdim? Yani bilmiyorum ya. Anormal yani herhalde. Herhalde anormal yapmak isterdim. Tabii çok konuşup hızımızı kaçırmıyoruz. Bakıyoruz her şeye. Ben biraz daha şöyle döneyim. Zaten şu rotaya oturduğumuz zaman navigation'ı açacağım otopilotta. Normal CDI'dan zaten GPS'i aldık. Hava yalnız çöktü. Normalde şu an Türkiye'den ben bunu uçuyorum. Türkiye'de sabah oldu ama simülatörde daha olmadı. Olacak, güneş doğdu. Yol üstündeyken zannediyorum gün doğar diye tahmin ediyorum. Şöyle bakıyoruz. Evet, güzel. Ben burada biraz daha hızımı arttırıp varyoyu düşürmek istiyorum şöyle yükselişi. Bu coğrafyayı iyi bildiğim için herhangi bir dağ tepe hiçbir şey, bir obstruction bir şey yok şu an burada. O doğrultuda gidiyoruz. Bakın burada rota var. Benim normalde bu rotayı takip etmem gerekiyor. Ben buradayım. O rotaya doğru gidiyorum. Bu rotayla kesiştiğimiz zaman zaten dönüşümü yapacağım rota üzerinde. Şöyle bakıyoruz. Bir şey unuttuk mu diye bakıyoruz şöyle. Hayır, hayır. Şu an biraz motor gücünü azaltalım artık. Hatta geç bile kaldık ya. Motoru cayır cayır bağırtmanın bir manası yok. Burada kabin ısıtma, defrost falan var. Onlar simüle edilmemiş. Flaplerimizi toplamışız. Fuel transfer'e gerek yok. Şu an balans düzgün bir şekilde duruyor. Şöyle bakalım. Nearest onların hiçbirine girmeyeceğiz. Zaten rotamız belli, şeyimiz ve her şeyimiz belli. Yakıt pompaları kapalı. Landing lights. Hadi kapatalım. Kalktık. 10.000 fitin altında bu açık duruyor. Airliner'larda öyle kullanıyoruz ama şu an normal burada küçük uçakla VFR yapıyoruz. Lüzum yok yani. Şunları açalım biraz. Bunun şeyini ayarladık mı? Ayarladık. Bu ayarlı. Başka elektriksel zaten sistemler var. Onlar otomatik kendi gidiyor. Ben şu anda seyir irtifama da gelmek üzereyim. Hiçbir şey görmüyoruz artık şu anda. Tamamen bulutun içine girdik. Ben metardan baktığım kadarıyla biraz daha tırmanırsak bu bulutun üstüne çıkacağız. O yüzden ben buradan biraz daha şöyle veriyorum. Hatta biz 6000 feet'e kadar tırmanalım. Flight level change'e basalım yine. Şöyle ince ince, hatta airspeed'i biraz düşürelim, çabuk tırmansın. Şöyle biraz bu bulut tabakasının üstüne çıkmak istiyorum şu anda. Çünkü bu VFR değil. Şu an patladık. Normal IFR conditions'a girdik yani. Tamamen önümü bile görmüyorum. Burada VFR falan yapmaya kalkanı şeylerini izliyoruz. YouTube'da. Amerika'da bu koşullarda VFR devam etmek isteyen böyle rahatsız adamlar var. Adam bulutla beraber alçalıyor, 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 alçalıyor. Sonra kayıplara karışıyor adam. Bir daha yok. Adamdan haber mober alınamıyor yani. Biz şu anda IFR conditions'dayız ama kim takar mantığıyla. Bakın rotaya yavaş yavaş oturmak üzereyim. Şurada. Şöyle büyüteyim. Rotaya doğru yaklaşıyoruz. Ben hatta demo olsun diye navigation modu da açıyorum. Uçak önce sağa doğru dönecek. Burayı yakalamak için. Daha sonra onun üstüne geldiği zaman
sola doğru dönüşünü yapacak. Hızım normal. Altitude normal. Son aldığımız altimetre bilgisi. Şu an transition altitude'un altındayız çünkü. Hala yerel altimetre ile uçuyoruz. 2953. Devam. Bir şey yok şu an. Herhangi bir sıkıntı. Uçak zaten yani uçakta kumanda edebileceğiniz 3-4 tane şey var. Bakın sola doğru da dönüşünü yapıyor şu an. Burada en önemli şey böyle havalarda situational awareness denen o durumu anlamak. Yani durum içinde bulunduğun durumu farkında olmak. Bu çok önemli. Onu hiçbir zaman yitirmiyoruz. Uçak sola mı yattı, sağa mı yattı, yavaşlıyor mu, hızlanıyor mu, alçalıyor mu, yükseliyor mu, her şeyi bilmemiz lazım. Şöyle bakalım. Evet, çok güzel. Bakın rotaya oturdu uçağımız. Şurada demiryolu köprüsü var. Edinburgh. Orayı geçtik. Karşı kıyıya geçtik. Dundee küçük bir şehir. Güzel bir şehir. Havalimanı çok hoşuma gidiyor benim. Bir tane pist var. İnip hemen backtrack yapıyorsunuz böyle. Gayet güzel bir vaziyet. Yalnız biz şöyle 5500 feetlerde hala bulut tabakasından çıkmış değiliz. Bulut tabakasından çıkmak istiyorum ben. Çıkamıyorum ama. Yapacak bir şey yok. Şu an bu live weather. Ha bu arada burada pervane motor devri var RPM 2220. O pervane kontrollerine efendim mixture zengin fakir onlara hiç girmiyorum yani. O normalde çok daha kapsamlı bu motorla ilgili monitörlemeniz gereken olaylar var. Onların hiçbir tanesine girmiyorum. Böyle daha oyun gibi devam ediyoruz şu an. Yani şu uçaktan bir tane bende olsa bir yerde böyle Hazarfen'de falan bağlı olsa kayıtlı böyle. Arada da şu işi yapsak herhalde başka bir şey istemem ya hayatta. Belki bir gün o da olur. 16 yaşındaydım. Belki olur bir gün diyordum. Şu an 35 yaşındayım. Bir o kadar daha yaşadım yani. Yine belki olur diyor ama hala diyor diyeceğim yani. 50 yaşına bile gelsek belki olur diyeceğim. Evet, altitude captured şu an. Ha bu arada ben böyle yarı İngilizce cümleler kuruyorum. Sevimsiz kaçmasına ne diyorsun gibisinden. Zaten bu işlerle ilgilenenler onu Türkçeden daha iyi anlıyor yani. Şöyle bakalım. Evet. Seyir irtifamıza geldik. Daha bulutun B'si kaybolmadı. Korkunç. Bakın burada map var. Şöyle map'i de açalım. Biraz bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Bakın şurada böyle bir havalimanı var. Doğu batı uzantılı pisti görüyorsunuz. Biz 2.7'ye ineceğiz. Yani bu pistin şöyle mouse'u uçak farz ederseniz buradan gelip şöyle gelip buradan 2.7'den iniş yapacağız. 2.7'den. Hatta biz 27 F'e geleceğiz bildiğim kadarıyla IFR'da. Şuralarda bir yerde bir şey var, intersection var şurada bir yerde, adını unuttum. Önce bu rotadan çıkıp oraya geliyoruz. Oradan böyle gelip PN27F, yani aslında bunu PN diye okuduğum zaman beni bilmiyorum ne yaparlar, topa tutarlar. Bunu böyle işte November 27 Foxtrot falan diye okumak lazım da şimdi kim o alfabeyi çakacak burada? Hadi öyle okuyayım. Papa November 27 Foxtrot, buraya geleceğiz. Burada 2500 feet'te olmamız gerekiyor. Bunu Cumhurbaşkanı söylemiyor. Bunu chartlar söylüyor, yönetmelik söylüyor. 2700-2500 feet'te burada olmamız gerekiyor. Buradan burada RNAV yaklaşması var. Onu da yapabiliriz. Şöyle 2.7'ye RNAV yapabiliriz. Biz şu an buradayız. Daha üzülecek bir şey yok. Daha çok var. Bakın yolun yarıladık. Yolun yarısı geldi. Hatta ben şimdi buradan şu approach'ümü seçeyim bakayım. Zaten ne trafik var, ne bir şey var. Kafamıza göre takalım. Select approach diyoruz buradan. ILS değil. ILS 9 değil. RNAV 27 yapacağız bunu. Şöyle seçelim. Heh, IBVIM. IBVIM diye bir transition var burada. Bir yer var. Önce bizi oraya yönlendirecek. Bakın göreceksiniz zaten şimdi. Oradan da RNAV'e. De bu Flight Simulator'da bir sıkıntı var. Hiç sevmediğim. Load dediğimiz zaman direkt yüklemiyor. Direkt aktive ediyor. Oraya dönüyor uçak. Activate de deseniz, load da deseniz aynı şeyi yapıyor. O yüzden mecburen
Uçak o tarafa doğru dönüş yapacak. Bakın, Enter'a bastığım anda, bakın şu anda uçak buradan görebilirsiniz. Sağa doğru dönüyor. Görüyor musunuz? Deniz üzerinde İBİM var. Biz şu anda bu İBİM'e gidiyoruz. İBİM'den PN271, yani Papa November 271. Oradan PN27F, oradan EGPN. Ben buna EGPN dediğimi siz takılmayın. Hani Eco Golf Papa November demediğimi düşünün. Dediğimi düşünün. Bakın uçak döndü. Biz normalde meydana gitmemiz lazım. Ama kafamıza göre takılıyoruz. Şu an dünyada bir tek biz havadaymışız gibi takılıyoruz şu anda. Bu karşıdaki meydanda, Dandy'deki meydandaki hava şartları bizim 2-7 pistine inmemiz gerektiğini söylüyor. 2-7 pistine inmek için de böyle bir prosedür var arkadaşlar. Buradan gelip, aa burası 2-7 mi, hemen ineyim diye değil, böyle ayapar koşullarda. Chartlar söylüyor size. Önce İBİM'e, oradan PN270. Hatta İBİM'de de 2800 fitte olmanız gerekiyor. Onu da charttan baktım. Ezbere söylemiyoruz burada yani. 2800 fit. Biraz daha devam edelim. Daha sonra alçalışa geçeceğiz. Şu map'i kapatayım. Bakın. Hiçbir yer gözükmüyor. Şu taraf aydınlık olduğu için güneş buradan doğuyor. Doğu zaten. Hatta doğu biraz şöyle. Tam zaten tam orası. Yani ben neyin peşindeyim? Evet. Devam ediyoruz. Şu an İBİM'e doğru. 14,5 mil var İBİM'e. Bunun arkadaşlar alçalma hesapları var. Yani atıyorum İBİM'e 14 mil var. Biz şu anda 6000 feet'teyiz. Hızımız 1.05. İBİM'de atıyorum işte 2800'de olmak için varyomuz ne olacak diye. Bunun programları da var. Benim telefonumda da yüklü. Oradan açıp size vertical speed'i gereken required şeyi söylüyor. Oradan girdiniz mi zaten loak oraya oturuyorsunuz tam orada. Ama ben onlara girmeyeceğim. Ben ezbere bildiğim gibi. Ben coğrafyayı bildiğim için şimdi kafama göre takılıyorum. Normalde böyle bir bulutlu havada, IFR'da ben şurada alçalayım, burada yükseleyim. Aa, hop canım sıkıldı, şu tarafa döneyim. Onlar vallahi şey olursunuz yani, haberlere çıkarsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi ben 2800'de olmam gerekiyor İBİM'de. Biraz lafları azaltayım konuşmayı. İşe bakayım. Şuradan altimetremizi ayarlayalım. Bakın. Bu büyük yuvarlak binlik ayarlar. Küçük olan yüzlük. 3000 yaptım. Buradan 2800 yaptım. Benim İBİM'de 2800'de olmam lazım. Bunu çocuk bile biliyor artık. Ben İBİM'e 10 mil mesafedeyim. 11 mil mesafedeyim. 6000'deyim. Ben yavaştan bu alçalışı başlatırım arkadaşlar. Şöyle vertical speed moduyla alçalıyorum. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle 400 varyoyla. Biraz throttle'ı kapatalım. Yoksa pervane mervane kopar gider bu devirde yani. Hiçbir şey gözükmüyor. Komple bulutlu havadayız. Enteresan. Bakalım bu alçalış varyosuyla bu mesafe kurtulur mu? Asla kurtulmaz. Şöyle biraz daha varyoyu ben arttırayım. Patates olmayalım. Bu uçağın içinde tabi çarpacağımız TPMP her şeyi gösteren sistemler var. Normalde onları da kullanabiliriz, referans alabiliriz ama ben bu bölgeyi çok iyi bildiğim için bizim burada 2800 fitte çarpacağımız bir yer yok. O yüzden şöyle ben biraz daha throttle'u geride tutayım. İşte alçalırken yakıt pompasını aç, ne bileyim falan, böyle bir sürü şeyler var. İşte yakıt çekmezse buradan verir, onu aç, bunu kapa, böyle bir sürü şeyler var. Bu uçakta var mı yok mu bilmiyorum. Prosedürler var. Onlara girmiyorum arkadaşlar. Girersem zaten kendi kendime derim ki ben niye pilot olmadım yani. Niye burada hala uğraşıyorum derim. Şöyle overspeed olmayalım. Evet. Benim şu anki varyoyla bu İBİM'e varmam imkanı ihtimali yok. Ben biraz daha varyoyu düşürüyorum. Gazı da kapatıyorum artık. Gazı çektik. Hadi hayırlısı. Şu an zaten bakın bu buna böyle bahis oynamaya gerek yok. Bana burada gösteriyor bakın. Şu kırmızı pembe şey var ya, diamond. Bu benim ne kadar yüksekte olduğumu gösteriyor. Yani bu aşağıda olması bana diyor ki alçal demek istiyor. Öyle okuyayım bunu. Ben şimdi varyo verdim. Öyle bir varyo verdim ki uçağın içinde şimdi burada insan olsa herhalde kusardı. Tabii onlara takılmıyoruz. Şöyle zoom yapalım hafif. Yapamadık.
İbdim'e doğru geliyoruz. Fena değil yani. Bin var öyle alçalıyor. Olabilir. Dünyada bir ben değilim yani. 110'la gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. İbdim'de 2800'de olamasak da zaten daha sonra burada hem şu PN 271 denen yerde hem de PN27F denen yerde bir level off var. Yani 2800'den 2500'e gelip o seviyede devam ediyorsunuz. Biz zaten her koşulda bu 2500'ü burada maintain etmiş oluruz. Yani 2500'e gelmiş oluruz. Ben Vario'yu biraz düşüreceğim. Şöyle. Gayet güzel. Deniz üzerine geldik zaten. Gayet güzel. Güzel. Fazla bile vermişiz hatta. Biraz kompanse etsin diye throttle'ı açıyorum şöyle. İbvim'de 2800'de olmamız lazım arkadaşlar. Daha sonra İbvim'den PN271 arasında şurada 2800'den 2500'e alçalıyoruz. Burada 2800'den hop burada 2500. Buradan şuraya kadar da 2500'ü muhafaza etmemiz gerekiyor. Bakın şöyle büyük göstereyim. 2800'deyiz burada. Hop 2500'e alçalıyoruz. Buradan buraya 2500'ü muhafaza ediyoruz. Burada 2500'de Arnav'in glide slope'u zaten yakalayacak bizi. Şimdi anlayacaksınız ne demek istiyorum. Aha buradan bir yerler gözüktü. Oo be çok güzel be. Vallahi çok güzel. Bulutların altına indik biraz. Evet. Hop çok güzel. Yani bir Vario vermişim. Tarihe geçer, tarihe. Biraz throttle'ı açalım konuşurken. Bakın 2800'deyim şu an. Şöyle büyütelim biraz. Bakın İbvim'e geliyoruz. 2800'e oturdu uçak. Biraz gazı açalım. Bu işte birebir Türk Hava Yolları'nın Hollanda'da başına gelen olay olur yoksa. Adam level off yapıyor böyle inerken. Throttle murotul kapalı. Hoş orada radyo altimetre kapatıyor herhalde. Öyle bir durumlar var ama. Neyse başımıza belayı almayalım. Şu landing lights'ı açacağım artık ben. Açık kalsın ne olacak ki. Kim görüyor? Bakın İbvim'den uçak kendiliğinden otopilot vasıtasıyla sola dönüş yapacak. Sola döndüğü anda 2500'e 300 fit alçalacağız zaten. Bıraksak düşer yani. Ben biraz hızımı arttırmak istiyorum şöyle. Flap extend speed'e gelmek istemiyorum. Şu an clean speed'deyim. Bakın uçak sola doğru dönmeye başladı. Şöyle 2500 yaptım. Hemen bir vertical speed verdim. Şöyle küçük bir varıyor. Hemen 2500'e uçağım alçalıyor. Gazı biraz kapatabilirim. Gayet güzel. Çok güzel. Havaalanı burada bakın. Şurada görünüyor. Biraz yürüdüm yapayım. Şurası ineceğimiz yer. Oralara camdan bakmaya gerek yok. Her şey önümüzde zaten. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Böyle devam ediyoruz şu an. Şöyle etrafa bakalım, sıkılmayalım. Burada da bir havalimanı var. Burada uçak içi kabin aydınlatmalarımız var, bir şeylerimiz var. Burada iki tane bacaklarımızın arasında joystick'imiz var. Her şey normal şu an. Hızımız da gayet güzel. Şöyle. Evet. Papa November 271'de 2500'deyiz. Olması gerektiği gibi. Bu pist için bizim minimum karar vermemiz gereken decision altitude 600 feet civarlarında ama zaten görünüyor şu an 2500'de bile pisti görüyoruz yani. Onlara ihtiyacımız olmayacak. Şimdi buradan uçak keskin bir sola dönüş gerçekleştirecek arkadaşlar. 90 derece bakın. Buradan sola döndüğümüz anda pistin merkez hattını, bakın şu anda uçağımız dönüyor. Pistin merkez hattına oturmuş oluyoruz. Bunların hiçbir tanesi ben kendim yapmıyorum. Uçak kendisi yapıyor. Çok güzel bir uçak ya. Şu uçak satılsa da böyle uygun fiyata alsak. Valla işe mişe gidip gelsek. Böyle her şey yapılır bununla var ya. Çeneye daldık. Şöyle trotulu biraz muhafaza edelim. Evet, biraz
oversteer olduk. Hafif sağa doğru toparlayacak diye tahmin ediyorum. Evet. Toparladı. 2500'deyiz. Hiç problem yok. Pist görüşünü kaybettim şu an. Önemli değil. Hızımız gayet normal. 110 knot'ta flapleri bir birim indiriyoruz aşağı. 98-97'lerde de 2 birim. Ben geç koyuyorum flapleri. Çok erken koymaya falan gerek yok. Daha çok var çünkü. 2500'deyiz. Benim burada yaptığım bir best practice tarzında bir olay var. Pistin elevasyonunu girmek buraya. Zaten otopilot tutuyor bunu. Girip buradan approach'u açıyorum. Nerede o? Gözüm görmüyor. Şu approach mod, bakın. Buraya bastığım zaman hop glide slope geldi. Şu anda glide slope'a göre de tam böyle kitabi gidiyoruz yani. Hiçbir problem yok. Pist görüşümüz yok. Birazdan olacak diye tahmin ediyorum. Zaten Papa November 2.7 Foxtrot'a geldiğimiz anda, şuraya geldiğimiz anda uçak kendisi Arnav LPV approach'una başlamış olacak. Glide slope'a kendisi aşağıdan, daha doğrusu evet, aşağıdan herhalde yakalıyor. Yok. Tam dead on yakalıyor yani glide slope'u. Aşağı doğru glide slope'la beraber alçalıyor. Birazdan bu olaylar cereyan edecek. Pist görüşü mevcut değil ama dünya görüşümüz var. Çok güzel. Bayağı puslu hava. Hava aydınlanmadı bu arada. Ben güneş doğar diye tahmin ediyordum. Doğmadı. Yerel altimetremiz 2954. Kontrol ettik. Gayet güzel. Şu an her şey normal. Landing lights açık. Taxi lights kapalı. Position açık. Strobe açık. Şöyle bakıyoruz. Fuel pumps kapalı. Master switch açık. Zaten kapalı olsa motor çalışıyor. Pitot heat açık. Hava soğuk dışarısı. Fuel transfer'e gerek yok. İniyoruz zaten artık. Bitti. Flaps şu anda up position'da. Clean. Her şey normal. Fuel selector normal. Throttle'ımız kendimiz elimizde zaten. Parking brake açık değil. Isıtıcılar kapalı. Trim zaten otomatik. Şöyle bakıyorum hani ne var, neye müdahale edelim diye. Edemiyoruz. Yok. Uçak şu anda glide slope'la beraber alçalmaya başladı. Bakın pist karşıda hafif crabbing geliyoruz. Yani uçağın burnu piste göre sol tarafa dönük. Bu uçağın sağ tarafından, sağ arkasından, daha doğrusu sol sahne ya, sol tarafından rüzgar aldığını gösteriyor. Bakın buraya bakalım. Uçak şuradan rüzgar alınca kuyruğu dönüyor. Kuyruk kuzeye doğru verdiği için hafif böyle yengeç pozisyonunda, crabbing pozisyonunda geliyor. Şimdi ben çok konuştum. Hızım 120 oldu. Böyle bir şeyi uçuş okulunda yapsam hoca herhalde tokatı pasar bana. Şöyle throttle'ı keselim. Şöyle keselim. Evet. Şöyle 110. Hatta ben biraz da erken stabil approach istiyorum. Bir flap koyacağım şöyle. Koydum. Throttle'ı maintain ediyorum burada şu an. Gayet güzel. Gayet güzel. Pist görüşümüz mevcut. Bakın uçağın burnu nereye bakıyor? Bakın uçak burnu buraya bakıyor. Pist burada. Bu demek oluyor ki crosswind var. Şu anda bizim indiğimiz yöne göre konuşuyorum. Sol taraftan. Normal yöne göre konuşuyorum. Güneyden 21 knot rüzgar esiyor. Burada ben görüyorum onu. Bu tabii inişte bize biraz action yapacak. Yapsın. İnmediğimiz meydan değil. İyi bildiğimiz bir meydan. Şu an tamamen Arnav approach. Uçağın otopilotu, GPS'i bize hem lateral hem vertical olarak inişte tutuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Çay kahve içiyorum burada. Hızımız biraz azaldı. Şöyle throttle verelim. Biraz gazı açalım. Şöyle bakın. Uçak flap'e göre hızı düşük kaldığı için burnu havada. Hem burnu havada hem de alçalıyor. Bu aslında burada espri stabil hale getirmek. Yani stable approach. Öyle bir hız, flap, öyle bir config bulacaksınız ki stable. Bırakıp gitseniz bile o böyle gelecek yani. Evet, gayet güzel. Gayet. Burası Dandy şehri arkadaşlar. Gayet güzel. Baksanıza ya, aman. Gidemedik de İngiltere'ye. Koronadan. Evet, çok güzel. Çok güzel. Şöyle biraz kısalım. Ben bu saatten sonra otopilotu kapatıp biraz işin zevkini yaşamak istiyorum. Otopilotu kapatıyorum. Flight Director'ı kapatıyorum. Ben öbür flapleri de verdim şu an. Her şey önceden hazır olsun.
Şimdi burada hızıma bakıyorum artık. Gözüm hızımda. Biraz meydanda. Biraz bakın şu anda hafif. Yok, yüksek bile değiliz. Tamız. Papilere göre biraz yükseğiz. Benim önümdeki indikatöre göre tam geliyoruz. Biraz şöyle hızımızı maintain ediyoruz. Şöyle hafif düzeltmeler veriyoruz. Bunlar normal. Hafif aşağı basıyoruz. Biraz yüksek kaldık. Burada gazla yüksekliğinizi, alçaklığınızı da ayarlayabilirsiniz. O da bir tekniktir. Yani gazı açarsanız mevcut halde uçak yükselir. Kapatırsanız alçalır. Bunların hepsi böyle saniyede 1000 defa olan kombinasyonlar, hesaplamalar. Artık o kas hafızası, biraz bilgi, tecrübeyle oturan şeyler. Artık gazı nerede açacağım, nerede kapatacağım, nerede biraz bırakacağım uçak çöksün, nerede tutacağım. Onlar tamamen yapa yapa gelişen olaylar. Şöyle ben papilere baz alıyorum artık. Görerek, bakarak çünkü gidiyorum. Şu anda normal, bakın gayet oturdu. Hiçbir problem. Her şey çok güzel. Ali İsmet Öztürk'ün tabiriyle süper, şahane. Her şey. Hızım mızım. Güzel. Şöyle biraz bırakayım, biraz çöksün bakayım. Şöyle bıraktım, biraz çök bakayım. Heh, tuttum. Hafif. Hızımdayım. Gözüm hızımda. Bakıyorum her şeye. Şöyle. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Böyle artık şöyle biraz tutalım. Şöyle tutalım. Gayet güzel. Şöyle. Tuttum. Şöyle rudder'la da biraz veriyorum. Şöyle tuttum. Şöyle trotolu şöyle biraz geriye aldım. Hop. Çok da böyle çökertmeden. Çok rüzgar var yalnız. Merkez hattında şöyle tutalım. Şu an tamamen sağ radar veriyorum. Anca düz gidiyor uçak. Şuradan şöyle dönüşümüzü de yapalım. Pist üzerinde. Backtrack yapıyoruz şu an. Burada tabi babamızın çiftliği gibi böyle gideyim döneyim, normalde kuleyle bunları konuşarak yapıyoruz. Şu an ne kule var, ne Allah'ın kulu var. Hiç kimse yok. Şimdi sol taraftan zaten taksi yolundan çıkacağız. Bu rudder'da bir sıkıntı var. Şu an tam sol yapıyorum falan. Böyle bir ya sensitivite bir sorun var ya başka bir yerde bir sıkıntı var. Şimdi hemen önümüzde bir taksi yolu var. Oradan çıkacağız. Tabi simülatörde bu iş zor oluyor. Mouse'la şimdi ışıkları kapat bilmem neyi yap falan olmuyor. Şimdi bir elimle joystick'i tutuyorum. Şöyle uçak çıkarken şöyle landing lights'ı kapatıyorum. Taxi lights'ı açıyorum. Strobe'u kapatıyorum. Şöyle devam ediyorum. Flaplerimi aldım yukarı. Uçuş bitti. Pisti de terk ettik. Kısa öyle bir flight simülatörü de gösteren, uçağı da gösteren bir uçuş oldu. Şöyle dışarıya alalım görüntüyü. Orada da bitirelim. Evet, gayet güzel bir uçuş oldu. Edinburgh'dan Dundee'ye geldik. Küçük uçağımızla, çok zevkli bir uçak bu. İnşallah bir gün benim de olur. Başka videolarla tekrar beraber oluruz diye umuyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum herkese. Hoşçakalın.